insanların nasıl davranacağıyla ilgili kuralları da belirleyen, onları ortaya koyan ayetler. Peygamber Efendimiz'in Şema-i Şerifi ile ilgili bir fasıl yapacağız. Merhabalar efendim. Hasbihal'e hoş geldiniz. Bir Hasbihal programıyla yine beraberiz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Değerli izleyiciler, bugünkü programımızda Selçukya Kültür Sanat Derneği Başkanı Fatma Şeref Polat Hanımefendi ile bir hasbihal yapacağız inşallah. Bu hasbihalimiz şiir ağırlıklı olacak. Şiir deyince elbette zevk alıyoruz. Şiirden. Yine zevkli bir program olmasını ümit ediyoruz. İnşallah. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Nasılsınız Fatma Hanım, iyisiniz? Çok şükür iyiyim, sağ olun. Allah sağlık versin. Amin. Tabii Selçuklu'nun bir hayli yoğun faaliyetleri var. Evet. Bunları konuşacağız. Yeni de bir kitap yayını söz konusu oldu. Onu da konuşacağız. Evet. Ama öncelikle bana çok sorulan, size de mutlaka çok soruluyordur. Bir soruyla başlayalım. Buyurun. Niye Selçuklu değil de Selçukya? Selçukya'nın anlamı ne diyorlar? Evet, evet bu soruyla hep çok karşılaşıyoruz ama bu da bir fark yaratıyor. O yüzden benim hoşuma gidiyor bu soru. Selçukya ülke anlamında, yer, mekan anlamında olduğu için Selçuklu İmparatorluğu'nu oluşturan insanları, Selçuklu ülkesinin insanlarını kastetmek için Selçuklu kullanıyoruz ve devletin adı. Selçukya ise bu Selçuklu Devleti'nin memleketinin adı, ülkesinin adı. Ülke anlamında Selçukya diyoruz. Konya'ya da şehir olarak Selçukya'nın başkenti olduğu için Selçukya'nın merkezi diyoruz. Yani Türkiye gibi. Türkiye gibi. Evet, Türkiye gibi. Selçukya paralel birbirine. Osmanlı'ya öyle dense Osmanlı'ya denecekti belki ülke olarak. Ya eki getirilmiş Selçukya'ya. Biz de o anlamda kullanıyoruz. Selçuklu kültürünün hakim olduğu bütün yerler, memleketler olarak kullanıyoruz. Tabii, o Selçuk'tan belli zaten. Selçuklu kültürünü hakim kılmak için bu isim konduğu belli de. Ama o ek, niye mu değil de ya eki hep o soruluyor. Evet. Onu da siz açıklamış oldunuz. Sağ olun. Demek ki o zaman Selçuklu deyince o devlette yaşayan insanlar topluluğu ama Selçuk'a deyince de bir vatan akla geliyor. Evet. Bir toprak akla geliyor. Evet, peki teşekkürler. Rica ederim. Şimdi geçelim mi faaliyetlere? Faaliyetlere geçelim hocam inşallah. Tabii bizim derneğimiz öncelikle şairler ve şiir öncelikli bir dernek olduğu için Selçukya deyince herkesin aklına artık Konya'da Selçukya Şiir Geceleri geliyor. Biz 4 yıldır aralıksız her hafta pazartesi akşamları şiir gecesi yapıyoruz. Şairlerimizi ağırlıyoruz. Ağırlıklı olarak herkes kendi yazdığı şiiri okuyor. Ve bu kültürü eskiden konaklarımızda ve toplu mekanlarda sürekli devam eden fasıl ve şiir geceleri kültürünü bir dernek adı altında yaşatmaya çalışıyoruz. Bunun yanı sıra periyodik olarak da konferanslar düzenliyoruz. Bu konferanslarımızda şehrimizin alanında uzman isimlerini veya dışarıdan misafir geldiyse kendi alanında uzman kişileri, şehrin kültürüyle ilgili, tarihiyle ilgili, edebiyat dünyamızla ilgili, turizmle ilgili konularda, farklı konularda, duyulmamış konularda konferanslarımızda dinlemeye gayret ediyoruz. Düzenli olarak konferanslarımız var. Ve aynı zamanda pandemiden dolayı ara verdik ama öncelikle kendi şehrimizi keşfetmek. Konya çünkü doğal, tarihi ve kültürel miras bakımından çok zengin bir şehir biliyorsunuz. Evet. Bu kültür dünyasında olmamıza rağmen bizim de bilmediğimiz, keşfetmediğimiz o kadar güzellikleri vardı ki Konya'nın. Önce Konya merkez ve çevreden başlamak üzere kültür gözlem gezileri düzenliyoruz. Ekibimizdeki fotoğrafçılarımız, profesyonel fotoğrafçı arkadaşlarımız gittiğimiz yerleri, doğal güzellikleri, tarihi güzellikleri fotoğraflıyorlar. Köşe yazarlarımız bunları tanıtmak için yazılar yazıyor. Kültür gözlem gezileri yapıyoruz. Aynı zamanda da yeni yayınlanan eserleri, şehrimizdeki kıymetli kalemleri okuyucularıyla buluşturmak için, kitapları tanıtmak için özel kitap günleri, imza günleri, tanıtım günleri yapıyoruz. Veya fuarların, kitap günlerinin içinde yer alarak yine yazarlarımıza, şairlerimize standımızı paylaşıyoruz ki okurlarla buluşmalarını sağlayalım. Evet. Bu faaliyetlerle birlikte devam eden bir derneğiz.
Yani çok yoğun bir faaliyet içinde olduğunuz, ana başlıklarıyla açıkladığınız bu faaliyet bölümlerinden belli. Evet. Sadece şiir okumalarıyla değil ama Selçuk'a tabii şiir okumalarıyla hep ön başladı, planda, gündemde ön plana öyle çıktı, tanındı. Evet. Ama sonra konferanslar, işte geziler evet. ve kitap fuarlarında yer alma gibi faaliyetlerle de o kültürel birikimini devam ettirme özelliğine sahip. Evet. Tabii Konya o ismini aldığı Selçukluların başkenti olması hazebiyle evet. Tabii bilhassa Alaaddin Keykubat döneminde tam bir kültür şehriydi. Evet. O kültürel varlığını devam ettirmek bizim boynumuzun borcu. Kesinlikle. İşte Selçukya da bu görevi üstlenmiş durumda. Hakikaten teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz bu faaliyetleriniz için. Bu faaliyetleri biraz açalım şimdi. Buyurun, evet. O iş mesela şiirden başlayalım. Şiirden başlayalım. Şiirde neler var? O şiirin bir de meyvesi onu da evet. var değil mi şimdi önünüzde? Evet, Selçuk Yaşarileri Güldestemiz var. İlk meyvesi mi oldu ilk bu? Meyvesi i̇lk bu. Meyvesi. Basılı onun için ilk çok meyvesi. Kıymetli. Çok kıymetli, çok heyecanlıyım ben bunun için. Evet. Şiir. Biraz ondan bahsedelim. Bahsedelim, evet. Şöyle şiir faslını bir şöyle açmak istiyorum ben. Şairler ve şiir benim için çok önemli. Kendim şair değilim biliyorsunuz. Ben roman yazıyorum. Aynı zamanda avukatlık yapıyorum ama şiir ve şair deyince benim aklıma ne geliyor onu bir anlatmak istiyorum, tabii, paylaşmak buyurun. İstiyorum. Şimdi Mevlana şehrindeyiz. Mesnevi'de şöyle bir hikaye var. Bu bana çok yakın geliyor. Şairlere benzettiğim bir şey var burada. Mevlana diyor ki Hazreti Musa bir gün arazide yolda gidiyor. Bir işi var, bir yere gidecek. Fakat orada bir derenin kenarında bir çoban oturmuş şeylerini, koyunlarını otlatırken bir taraftan da derede işte bir şeyler yıkıyor ama bir şeyler mırıldanıyor kendince, güzel bir şeyler mırıldanıyor. Allah'a dua ediyormuş. Ama dua Hazreti Musa'nın kulağına geliyor. Şöyle bir dua. Allah'ım seni o kadar seviyorum ki keşke şu anda karşımda olsaydın, karşımda oturuyor olsaydın, ben senin ayaklarını yıkasaydım. Seni o kadar seviyorum ki keşke burada olsaydın, koyunlarımın en güzel sütlerini sana taze sağsaydım, dağların en güzel çiçeklerini derleyip sana çay yapsaydım gibi bir dua. Hazreti Musa tabii bir peygamberlik görevi var, rahatsız oluyor bu duanın içeriğinden, hemen geri dönüyor, yanına geliyor adamın. Diyor ki sen diyor nasıl dua ediyorsun? Haşa, Allah Teala'nın senin beslemene ihtiyacı yok, üstünü örtmene ihtiyacı yok ya da temizlenmeye ihtiyacı yok. Böyle dua edilmez. Yemez, ondan içmez. Sonra yemez, bir içmez. Bir evet, yok. Bir ihtiyacı yok. Allah eksik ve noksan sıfatlardan tenzih ederiz. Böyle dua edilmez. Biraz da sert bir uyarı oluyor. Adamcağız da çok korkuyor. Diyor ki aman Allah'ım ya Rabbim ben ne yaptım? Saçını sakalını yoluyor. Diyor tövbe ediyor. Bir daha konuşmayacağım bu şekilde diye. Hazreti Musa yoluna devam ediyor. Buraya kadar hepimize doğal gelen bir şey ama ondan sonra Hak Teala'dan... Evet, bu arada ekranda kitabımız da geldi. Öyle mi? Çok güzel. Bu arada Allah-u Teala'dan Hazreti Musa'ya şöyle bir nida erişiyor. Ey Musa sen ne yaptın? Benimle kulumun arasına girdin. Ben onun sesini duymayı özledim, çok seviyordum çünkü çok samimi yürekten dua ediyordu. Onun için özledim diyor ben onun, önemli olan yüreğinden ve samimi dua etmesiydi. Öyle deyince Hazreti Musa Efendimiz bir hata yaptığını anlıyor. Diyor ki demek ki ilk önce önemli olan kalıplar, şekiller değil, samimiyetmiş. Adamcağız aslında Allah'ın onlara ihtiyacı olmadığını biliyormuş. Ama kelime bulamadığı için ona hitap edecek. Çünkü Allah soyut bir varlık. Ona sevgisini ifade edebilmek için ona göre kelime bulması lazım. Onu bulamadığı sadece için. Bu kadar bulabiliyor. Bu kadar. İnsan vasıflarıyla dua etmiş yani. Ama Allah da ondan hoşlanıyormuş. Hazreti Musa bunu fark edince tabii çok üzülüp o adamı buluyor falan, hikayenin devamı var ama bana burada hoşuma giden tarafı şurası. Her şeyden önemli olan önce samimiyet, önce yüreğin sesi ve zamanımızda da bu yüreğin sesini, o samimiyeti en çok dile getirenler ya da ortaya çıkarabilenler şairler. Evet. O yüzden de şiir bana herhalde çok sıcak şiir geliyor. Herkese samimiyettir diyorsunuz. Şiir samimiyettir diyorum. Şiir yüreğin sesi.
sesidir. Şiir insanın ruhunun sesidir. Ve bunun üstüne zaman zaman dünya telaşı, toz toprak örtülebilir. Çamur düşebilir üstüne, taş düşebilir. Ama onun üstüne açtığınız o toz toprağa giderdiğiniz zaman insanların yüreğinin sesini şiir olarak duyabilirsiniz diyorum. Şimdi anlattığınız hikayeyle ilgili hemen ben bir yanlış anlaşılmasın diye. O dua yanlış bir dua. Onu kesinlikle dua yanlış kalıp olarak tabii ki. İçeriği tamamen yanlış. Evet. Yani bazılarının hafızasında kalıp da böyle de edilebilir öyle de demesin. Yapılmasın. Yok. O tamamen yanlış ve bizim itikadımıza sığmayan bir şey ama burada samimiyet vurgusu oradaki var. Oradaki samimiyet vurgusu olduğu için yani o adamın gönülden duasının önemli olduğu için baştaki Hazreti Musa'nın uyarısı doğru zaten. Yani yanlış dua belki, belki de sert uyar yaptığı için Cenab-ı Hak öyle bir uyar yaptı. Ve hani korkup tamamen sustuğu için. Belki de uyar olmayacak. Evet, çünkü adamcağız hani bir daha hata yaparım diye korkmuş hiç dua etmemiş ondan sonra. Onun için belki de. Belki de evet o da var. Peki şiir samimiyettir dediniz. Evet. O zaman bir bağlantı alabilir miyiz arkadaşlar? Biz konuşurken bu arada o da hazır olursa hangi arkadaşımız bağlantıya hazırsa onu alabiliriz. O şimdi kaç şey var kitapla ilgili de biraz bilgi verelim bu arada bağlantı yapıncaya kadar. Bağlantı yapıncaya kadar kitapla ilgili şöyle bir bilgi önce vereyim. Bu kitap tabii bizi çok heyecanlandırdı ama bir de şöyle bir özelliği var. Belki Selçuk Yalı arkadaşlar sizler de hatırlayacaksınız. Bu kitabın çıkış hikayesi de var. Önce onu bir paylaşmak istiyorum. Tabii. Şimdi normalde biz sadece şiir okuyorduk derneğimizin faaliyetleri arasında ve bu öncelikliydi ama zaman zaman da biliyorsunuz şey yapıyoruz. Önemli günler varsa arkadaşlara bir hafta önceden diyoruz ki bir tema belirleyelim. Herkes bağlı kalmak zorunda değil. Serbest de yazabilirsiniz ama gelecek hafta şu konuda bir şiir yazılsın. 2018 Aralık ayında da Sarıkamış Şehitleri Haftası yaklaşıyordu. Bir hafta önce şiir gecesinden ayrılırken ben dedim ki arkadaşlar gelecek hafta Sarıkamış şiirleri yazalım. Mümkün olan arkadaşlar onu yazsın. Şehitlik ve Sarıkamış üzerine gelecek hafta Sarıkamış şehitlerimizi şiirlerle analım dedim. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Bunu söylerken de içimde şöyle bir duygu vardı. Sarıkamış'ı yazmak çok kolay değil. Kalemlerin donduğu bir yer gerçekten. Tabii ki. Çok acı bir olay ve şimdiye kadar da birçok şey yazılmıştır, söylenmiştir. Çok kolay yazılacak bir mevzu değil. Aslında çok bir beklentim yoktu. Dedim ki hani çok fazla bir şiir çıkamaz ama dedim kendi içimden. Yine arkadaşlar bir denemiş olsunlar. Önceden yazılmış Sarıkamış şiirlerini yorumcu olan arkadaşlar okur. Şiir yazmayan sadece şiir okuyan arkadaşlar. Şehitlerimizi yad etmiş oluruz diye düşündüm. Sonra şey oldu. O hafta öyle söyledik. Gelecek hafta Sarıkamış Şehitleri Gecesi yapıyoruz. Programı sunuyorum. Ve o gün, o hafta için yazılmış, şu anda hatırlamıyorum sayısını ama 6'dan fazlaydı. O kadar özel, o kadar güzel, o kadar duygusal şiirler çıktı ki ben gözlerim dolmaktan programı zor yönettim. O ana kadar da hiçbir kitap fikri gelmemiş aklımıza. Çünkü okunan şiirleri videoya kaydediyoruz. Arşivimiz var, YouTube kanalımız var, sosyal medyada yayınlanıyor. Yazılı hale getirelim diye düşünmüyoruz. Gerçekten çok olağanüstü şiirler çıktı o gece. Ve sonra program sonunda ben dedim ki o anda içimden geldi. Arkadaşlar dedim şey yapalım bu şiirler burada kalmasın. Gerçekten ben bu kadar güzel şiirler çıkacağını tahmin etmiyordum. Bu şehitlerin de bir bereketi muhakkak ilhamı. Bunu dedim bir kitaplaştıralım. Sadece o gece için değil ama bir gül destesi, antoloji çıkaralım dedim. Bu bir vesile olsun. Çünkü burada çok güzel şiirler ortaya çıkıyor. Onları dedim bir seçelim ya da şairler kendisi seçsin bir dedim basılı hale gelsin. Yani şöyle düşündünüz galiba Sarıkamış gibi zor bir olayda bu kadar güzel şiirler çıktıysa çok o zaman her olayda güzel şiirler çıkabilir, çıkar. Çıkabilir. İşin ilginç tarafı şu hocam bu da beni çok duygulandırdı. Orasını da anlatayım hemen içeriye geçelim ya da bağlantı varsa dinleyebiliriz. Herhalde bize iş haberler bağlantı haber oldu. Gerçekleştiği zaman. Şimdi biz bunu 2018 Sarıkamış Şehitleri Gecesi'nde böyle bir karar verdik. Tabii hazırlık aşaması da uzun sürecek insanın kendi kitabını hazırlayacak.
hatırlaması bile zor. Sağ olsun Hasan Uktem arkadaşımız şiirleri toplamayı seçmeyi üstlendi falan ama 2018'di. Sonra bu Aralık ayını artık yetiştirelim pandemi sürecinde geç kaldı diye Karatay Belediye'mizdeki kültür bölümündeki arkadaşlarla çok sıkı bir çalışmaya girdik. Aralık'ın sonuna yetişecek inşallah diye uğraşıyoruz. Çünkü 2021'de başka projelerimiz var geç kalmasın diye. Kültür Müdürümüz Mehmet Karaca Bey'e dedim ki en son çok o hafta tabii ki telefonlaştık, kapak yapılıyor, işte gönderiyoruz birbirimize içerik, hazırlık derken. Oraya geçmezden önce kaç şairden şiir geldi? 25 şairden 10 şiir geldi, 5'ini seçtik. Hı hı. Şimdi Mehmet Karaca Bey en son dedi ki hocam dedi şeye girdi, matbaaya girdi şükür, hani müjdeyi vereyim size dedi. Ben de dedim çok teşekkür ederim ama dedim ben bir şey daha istiyorum. Bağlantı mı var hocam? Bağlantı hazırmış. Devam tamam. edelim. Onu ben anlatırım tekrar. Evet. Bağlantımızı gerçekleştirelim. Evet Hüseyin hocam. Evet. Hüseyin hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi akşamlar diliyorum. Ses gelmedi arkadaşlar. Hüseyin hocam sesiniz gelmiyor de... bir saniye. Evet, iyi akşamlar diliyorum. Evet, şimdi geldi, evet. Şimdi geldi i̇yi hocam. Akşamlar. İyi akşamlar hocam, hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Hem zat halinize Salih Bey hem de Fatma Hanım'a hayırlı akşamlar diliyorum. İzleyicilerimize de. Hayırlı akşamlar hocam. Tekrar hoş geldiniz. Memnun olduk sizi görmekten. Herhalde siz de bu kitapta yer alan Selçuka şairlerinden, herhalde değil gerçek zaten. Evet. Herhalde diye yanlış kelime kullandım. Şimdi sizin profesörlüğünüz yanında, akademik yönünüz yanında bir de şairliğiniz var. Bunu belki çok kişi bilmez. Biliyor. Evet, Selçukya'da evet, biliniyor. Selçukyalılar bilir. Selçukya Kültür Sanat Derneği üyeleri bilir, öyle diyelim. Ona mensup olanlar evet. bilirler yakından. Böylece sizin şairlik yönünüzü halka duyurmuş olalım hocam. Bir şiirinizi alalım, buyurun. Eyvallah, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Yani şiir yazdığımı söyleyeyim. Şairlik artık inşallah izleyicilerin, dinleyicilerin takdiriyle olur. Ben de Selçukya Derneğimizin faaliyetleri çerçevesinde yeni kavuştum. Bu haberi alınca hemen ulaştım. Güzel bir gül destemizden. Minnet isimli şiirimi paylaşmak istiyorum. Buyurun hocam, zevkle dinliyoruz. Topraktan geldik ya biz. Toprağa gideceğiz. Tabutun bile olsa dala minnet eyleme. Kefenin cebi yok ki nasıl götüreceğiz? Dört yanı cepten olsa pula minnet eyleme. Sevdim ben de dünyayı, yaşamak hoştur ama bin yıl olsa da ömür hiç bitmeyecek sanma. Ey benim fani gönlüm, gel her makama kanma. Seni hakka götürmeyen yola minnet eyleme. Nefistir her faninin en büyük imtihanı. Kim götürdü yanında bunca şöhreti, şanı? Gel, gel etme bu dünyayı, düşün de iyi tanı. Arı gibi çalışsan da bala minnet eyleme. Her şey gelip geçici, biliriz iman ettik. Şeksiz şüphesiz biz onun yolundan gittik. Bilmem ki hangi arada ah kaybolup da gittik. Gel, gel her doğruyum diyen kula minnet eyleme. Eşrefoğlu hoş dedin, bakalım sen ne haldesin. Adını hiç öğrenmeden sen de öyle mealdesin. Cevabını bilmediğin bin bir türlü sualdesin. Her dediği hoş da olsa dile minnet eyleme. Teşekkür evet. ediyorum, sağ olun. Yüreğinize sağlık hocam. Çok güzel yüreğinize bir şiir dinledik. Yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ederiz. Yüreğinize sağlık. Sağ olun, var olun. Evet. Hocam bir de Eşrefoğlu mahlasını yaşattığı evet, için evet. ayrıca Beyşehir'in önemli beyliği. Evet. O da çok güzel Hı-hı. bir şey. Ben çok beğeniyorum o mahlası kullanmasını. Çok güzeldi. Evet, devam edelim. Devam edelim. İkinci Şimdi, bağlantımız gerçekleşene kadar biz devam evet, edelim. Evet, 2018 Sarıkamış Şehitleri Gecesi'nde karar verdik. Sonra bu yıla gelmiştim. Matbaaya girdi ve çıkması haberini bekliyoruz dedik. Ondan sonra ben demiştim ki Karatay Kültür Müdürümüz Mehmet Karaca Bey lütfen matbaadan çıkar çıkmaz. Çünkü kitap bizim için çok büyük bir heyecan. Hepimiz yazarlar, şairler bunu bilir. Hemen belki pandemiden dolayı elime alamayacağım ama benim haberim olsun. O anda bana bir haber verin dedim. İçimden öyle geldi nedense. Sonra Mehmet Bey aradı beni, dedi ki matbaadan da çıktı hocam dedi.
O anda da ben ekranda şeye bakıyordum hocam. Geçen yıl hangi faaliyetler yapmışız? Bir gazete küpürü düşmüş. 2018 Selçukya'da Sarıkamış şehitleri anıldı ve bu şiirlerin kitaplaştırılmasına karar verildi diye. Aynı gün kitap matbaadan çıkmış oldu yani. O da beni duygusal olarak çok etkiledi. Şehitlerimizin dedim bu bir bereketi bize. Selçukya şiirleri böylece başlamış, basılmış oldu. Evet. Ruhları şad olsun. Bağlantı var mı hocam? Reklama gidelim. Tamam. Reklamlardan sonra hem bağlantılarımızla hem yine sohbetimize devam edeceğiz inşallah. Efendim, reklamlardan sonra buradayız. Bir hasbihal yapacağız. Evet, tekrar merhabalar efendim. Selçukya Kültür Sanat Derneği Başkanı Fatma Şeref Polat Hanımefendi ile hasbihalimiz devam ediyor. Bu arada canlı bağlantılara da devam edeceğiz inşallah. Evet, evet kitabı konuşuyorduk Fatma Hanım. Buyurun devam edin. Kitapla ilgili bilgi veriyordunuz. Çok teşekkür ederim bu fırsatı da verdiğiniz için. Şimdi şey demiştim, kitabı bir 22 Aralık'ta Sarıkamış Şehitleri Günü'nde şey yaptık, karar aldık. 2 yıl sonra çıktı ama çok gönlümüze göre de bir çalışma oldu. Biz bu kararı aldıktan sonra tabii şiirlerin toplanması, seçilmesi, düzenlenmesi konusunda bir sürece ihtiyacımız vardı ve ilgilenmesi gereken biri lazımdı ama hepimizin dernekte gönüllüyüz, başka işleri, meşguliyetleri var. Yapabilir miyiz, altından kalkabilir miyiz ilk başta ben düşünmüştüm. Sağ olsun şair Hasan Ukdem yönetim kurulu üyemiz. O emeğe geçenleri özellikle zikredelim. Evet, o dedi ki ben üstlenirim bunu, arkadaşlar dosyalarını bana göndersinler. İlk cildimizde şöyle bir usul tercih ettik. Dedik ki biz zaten bizim gecemizde doğaçlama şiirler okunuyor ve şey yapmıyoruz. Seçimi biz yapmıyoruz. Kendilerine bırakıyoruz okuyacak insanların. Bunda da şöyle yapalım. Kendimiz bir seçkiden ziyade şairlerin isteğine ve rızasına bırakalım. Katılmak isteyen arkadaşlarımız bize 10 şiirden oluşan dosyalarını iletsinler. Hasan Ukdem Bey de toplansın bunlar. Sonra biz bu 10 şiirden 5 şiiri seçip kitabımıza alalım. Böylece bir adı üstünde bahçeden rastgele tam derlenmiş güldeste olsun dedik. Çünkü hepimizin de Selçukya'yı benzettiğimiz şey bir gül bahçesiyiz biz ve bahçıvan bir gül yetiştirmek için bin gülzare su verir diyorduk ve her gece biz o gülzare su vermeye çalışıyoruz. Onun için toplanıyoruz. Sonra bir 6-7 aylık süreç belki bu şiirler Hasan Ukdem Bey'de toplandı. 25 şair olduktan sonra dedik ki artık şiirleri değerlendirmesi yapılsın, okundu, değerlendirmesi yapıldı. Şairlerle görüşerek birebir tabii hani şu şiirleri alıyoruz ondan sonra veya hani şu şiirleriniz de uzun olacak bunun için düzeltmeye gider misiniz gibi belki görüşmeler oldu Hasan Bey'in. Uzun bir süreç oldu. Ondan sonra şiir kitabımız ortaya çıktıktan sonra biz ilk başta dedik ki bunu hani kendi imkanlarımızla bastıralım. Şairlerimiz kendileri paylaşıyor. Bir hatırlatma da bulunayım bir saniye Fatma Hanım. Arkadaşlar bu arada bağlantı ne zaman hazır olursa yapabiliriz. Yapabiliriz evet. Gelmişler. Geldi bile. Evet. Merhaba Tayyar Bey. Hoş geldiniz. Merhabalar, merhabalar efendim. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Evet. Hem başkanıma hem de size iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Teşekkür hoş ederiz. Geldiniz. İyi akşamlar. Evet. Usta şairlerimizden Tayyar Yıldırım'la beraberiz efendim. Hangi şiir okuyacaksınız bize? Bir Nida Yükselir isimli şiirimi arz etmek istiyorum. Dinliyoruz. Buyurun. Bir nida yükselir. Bir nida yükselir semaya doğru. Bulutlar kıskanır yol açar ona. Toprağa düşer de bir damlacık su. Çatlatır tohumu gül açar ona. Duamdır hep benim nefes alışım. Duamdır gülüşüm ağlamam benim. Duamdır özlemim hasret kalışım. Ayrılış, ayrılış belki son vedamdır benim. Yakarış ulaşmaz kalpten habersiz. Dizilir önüne bir yığın engel. El açınca ona hep yerli yersiz. Asılır paçamdan görünmez bir el. İştenlik cezadan muaf bilirim. Ne varsa içinde dök aksın yere. Kuru cesareti zaaf bilirim. Yaşadım zamanla bunu kaç kere.
Bahtına karalar yazmasın kader. Yoksa üzülürüm bir ömür boyu. Bırakmaz yakanı üzüntü, keder. Kandırır üstünde bir şeytan tüyü. Dualara dön de artsın umudun. Razı olur bir gün sevincin olur. Halis bir talepse eğer maksudun, kuzgunlar uslanır, güvercin olur. Etme kimselere kızıp da zulüm, zalimin duası kabul mü olur? Sana da, bana da yazılmış ölüm, hayırsız bir ölüm makbul mü olur? Bir ses yankılanır, duyarsın ya sen, korkutur geceler gündüze nispet. Sana bir teselli yollarım ya ben, gönlüne sarmala, bırakma sabret, bırakma sabret. Evet Tayyar Bey, siz bu şiir okuyunca ben ne hatırladım, siz hatırladınız mı? O bir nida yani, yükselir şiirinizden. Bir hazire yazmıştınız onu. Evet, şimdi hatırladınız, doğru. Ben de bir feryat yükselir diye bir şiir yazmıştım ondan etkilenerek. Hemen evet, onun da iki kıtasını ben okuyayım siz ayrılmadan. Bir feryat yükselir semaya doğru. Mazlumun bu ahı gökleri deler. Yüreğe değerse gözyaşından su, gövdeyle birlikte kökleri deler. Dünyada güçlüler masumu vurur. Düşünmez ki zalim, hesap çok çetin. Mazlumun duası ta arşa varır. Zaman aşımı yok o adaletin, diye devam ediyor. O sizin güzel şiirinizden etkilenerek ben de bunu yazmıştım. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Eyvallah abi, çok teşekkür ederim. Hayırlı programlar diliyorum. Çok hayırlı teşekkür akşamlar. Ediyoruz. Sağ olun. Hayırlı sağ olun. Akşamlar. Çok güzel, evet. Evet, gerçekten güzel bir şiir. Gerçekten Tayyar Bey'in de tabii kendine has bir çok üslubu güzel var. Şiirleri var Tayyar Bey'in. Artık evet, Tayyar benim Yıldırım. Kitabımın da editörü aynı zamanda. Değil mi? Kendisine birlikte, bir kere daha evet, buradan teşekkürlerimi çok gönderiyorum. Çok teşekkürler. O konuda da gerçekten Selçuk Yaşarileri birbirleriyle yardımlaşıyor, evet, buluşup evet, şiir güzel tartışmaları yapıyor. Evet, o da çok güzel bir çok şey. Güzel. Şimdi ben de kitapla ilgili onu diyecektim. Hani bu Gül Destesi veya antoloji çalışmaları, hı-hı, hani şiir dünyasında, hı-hı, yapılır. Farklı şairlerden alınabilir, belli konuda alınabilir. Ama zannediyorum bizim Selçuk Yaşarileri Gül Destesi alanında bir ilk olma özelliğinde, hı-hı, taşıyor. Şöyle bir ilk olma. Bunlar bir araya gelmiş, birlikte yıllarca şiir okumuş şairlerin aynı bahçeden çıkardıkları bir deste. Yani farklı evet, memleketlerde olup da anda destelerimiz, evet. Yani bir şiir gecesinin, uzun süredir devam eden bir şiir gecesinin sonucu ve birlikte yapılmış güzel bir şey. Gül Destesi diye düşünüyorum. Selçuk Yan'ın öyle de bir özelliği var, hı-hı, bu antolojinin. Bir de şunu söylemek istiyorum yine bu kitabın özelliklerine dair. Bizim şöyle bir beklentimiz var. Şiiri de bu yüzden belki toplum olarak ihmal ediyoruz zaman zaman. Selçuk ya da bunu yenmeye çalışıyor. Şimdi bir şiir yazan insandan birisi heves etmiş şiir yazıyor veya bir parça şairim diyor, kendini öyle nitelendiriyor ve bir şiir okuyor yazıyorsa biz hemen ondan su kasidesi bekliyoruz. Evet. Şimdi evet, öyle bir ihtimal yok. Bu şiirlerin üretilebilmesi için, rafine evet, olması, süzülmesi için çok üretilmesi, hı, lazım çok zaten. Tabii. Yani elbette Selçuk Ya'daki herkes de biliyor, şimdi bir İnce Minare Medresesi'nin kapısı var mimari olarak mesela. Nedir bu? Gerçekten bir şaheser. Belki dünyada ilk kendine has bir şey. Bir de bizim evin kapısı var mesela. İkisi de kapı. İkisi de kapı yani, değil mi? Doğru. İkisi de kapı. Biri çok, size çok güzel bir örnek oldu bu. Evet. Birine kapı değil de diyemezsiniz. Doğru. Yani ikisi de kapı şimdi. Ama biz eline kalemi alan bir mimardan bekliyoruz ki İnce Minare Medresesi'nin kapısını yapsın. Hı hı. Yani öyle bir şey yok. Bunların üretilmesi için ve seçilerek, yükselerek üretilmesi için kendi ikliminde yetişmesi, bir şiir iklimi olması, şiirin okunduğu, konuşulduğu, tartışıldığı bir yerin olması gerekiyor diye biz inanıyoruz Selçukyalılar evet, olarak. Ve bu yüzden de buna çok önem veriyoruz. Belki de cesaret ediyoruz böyle bir kitabı çıkarmaya. Çünkü dediğim gibi şiirin
niteliği konusunda bir seçim yapmadık biz. Dedik ki bu şairlerin yüreğinin sesidir. İstediği şiiri versin ama biz hani 5 tanesini seçelim dedik. Hı hı. Yine de çok gerçekten beğenerek okunan, şimdiden olumlu tepkiler aldığımız, hatta birkaç gündür üzüldüğüm bir şey oldu. Birçok arkadaşımız da bana telefon açtı Selçuk'a gelip şiir okuyan ama işte işlerinin yoğunlukları var, avukat olan var, mimar olan var. Çok Selçuk'a da şiir okuyan arkadaşımız var, yazan var. Haberleri olmamış, katılamamışlar. Ben de dedim ki hani biz de hani tek tek arayıp da takip etmedik. Programımızda ilan ettik. Sizin de bulunmanızı tabii ki çok isterdik. Hani dosya vermeyenleri de ben şöyle algıladım. Herhalde katılmak istemiyorlar bu sefer. İkinci sefer katılırlar. Uygun değildir. Şiir hazırlayamamıştır. Fakat katılmak isteyen, bu kitapta olmak isteyen çok sayıda da arkadaşımız varmış. Onlara da buradan selam yolluyorum tekrar. 25 kişinin içerisinde kendimde bulunmanın çok mutluluğunu, hazzını yaşıyorum. Biz de gurur duyuyoruz ondan hocam. Çok güzel bir şey. Burada şimdi 25 şairimiz var. Bir bağlantı da hazırmış. Öyle mi? Hemen kim acaba? Bu bağlantıyı da bakalım kim gelecek. Evet, Hasan Noktayan şairlerimizden. Hasan Noktayan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar. Nasılsın hayırlı Hasan yayınlar. Beyciğim? İyisiniz inşallah. Teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz. Hamdolsun. Şimdi biz kitabı, şairleri falan konuşuyoruz. Tabii sizin de bağlanmanız hoş oldu, güzel oldu. Evet, hoş geldiniz. Tekrar hoş geldiniz, memnun olduk. Sizden de bir şiir dinleyelim. Buyurun bakalım hangi şiir çıkacak? Öncelikle yayını gerçekleştiren size ve başkanıma hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkürler, sağ olun. Antolojinin oluşmasında başkanımızın da söylediği gibi şiirlerin ilk gelme mecra bendim. Arkadaşlar sağ olsunlar, büyük bir teveccüh gösterdiler. Hepsine, katılan katılmayan bütün Selçukya şairlerine teşekkür ediyorum. Ben sizlere yine güldestemizde yer alan Bir Irmağız Biz isimli şiirimi okuyacağım. Buyurun. Bir Irmağız Biz. Sılamız cennettir, atamız Adem. Cennetten çıkmadır harsımız bizim. Vahiden beslenir dilimiz madem, beşere seslenir kürsümüz bizim. Sevgiyle çoğalır, aşkla yaşarız. Mazlumun sesine şevkle koşarız. Zalimin zulmünü hakla aşarız. Arza şekil verir örsümüz bizim. Destanlara yazdık kurtla gezmeyi. Fatih'ten öğrendik dağda yüzmeyi. Gettiğimiz gösterdi düşman ezmeyi. İmanla bilenir hırsımız bizim. Uzun sürmez gayrı sessiz kalmamız. Uzak değil artık hep bir olmamız. Her gün anlatılır kızıl elmamız. Ecdattan evlada dersimiz bizim. Bu ırmak sonsuza yönelir akar. Bir beden olur aleme bakar. Aynı ülkeyle ayağa kalkar. Bolu'muz, Konya'mız, Kars'ımız bizim. Bayrağı taşımak kutsaldır serde, korkmayız zalimden, düşmeyiz derde. Bir tek kişi bile olsa bir yerde, oraya çekilir borsumuz bizim. Teşekkür ederim. Evet, yüreğinize sağlık Hasan Bey kardeşim. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Sizlerce siz güzel şiirler dinlemek dileğiyle sizi uğurlayalım. Hayırlı akşamlar, sağ olun. Hayırlı akşamlar. Eyvallah. Evet, devam ediyoruz. Devam edelim şimdi Hasan Bey, şeyden, tarihten beri bir kültürümüzden ve milletimizden söz edince de aklıma şey geldi. Selçukya'nın temel şeylerinden, inançlarından, ilkelerinden birisi de şu: biz bu faaliyetleri yaparken biz çok iyi biliyoruz ki bu Anadolu'daki bin yıllık tarihimizde daha geçmişi de var ama oradan başlatırsak özetlemek için buraya evet kılıcımızın hakkıyla geldik. Kılıcı keskin olmayanın hiçbir zaman dünyada sözü dinlenmez. Bunun çok iyi farkındayız. Evet. Ama farkında olduğumuz ikinci şey de şudur ki kılıcımızın hakkıyla geldiysek de sözümüzün hakkıyla kaldık. Biz burada gerçekten bir medeniyet oluşturduk. Bizim şiirlerimiz geldiğimiz günden başlayarak Yunus Emre'lerden, Ahi Evranlar'dan, Mevlana, Hacı Bektaş'tan başlayarak gerçekten biz şiirlerimizle insanların gönlünü fethettik. Yoksa kılıçla herkes fethediyordu. Roma'da fethetti, kalamadı burada. Ramses buraya kadar geldi, kalamadı burada. Bir de gönülleri fethetme kısmı var bu zaten işin. Zaten sadece kılıçla yapılan o fetih olmuyor, o işgal oluyor. İşgal oluyor, evet. Yani
kişilerin, insanların gayrimüslim, Müslüm de olsa inanışlarına karışmadan eğer fethettiğiniz yerin gönüllerine girebiliyorsanız evet. işte fetih bu, gerçek fetih Gerçek fetih o, aynen. O yüzden söz, kelam ve gönüllere hitap etmek gerçekten çok önemli. Şiir de bu konuda sanatın en başta gelen dalı bence. Çünkü bir insanın şimdiki eğitimdeki gençlerimiz için de düşünecek olursak kafasına bilgi yerleştirmek çok kolay. Belki cebine para koymak da çok kolay bir şey. Hı hı. Ama onun gönlünü kazanmak ve gönlüyle ona bir şey yaptırmak, bir hedef vermek, çalışma azmi vermek, ondan sonra iyi davranışlar kazandırmak. Gerçekten helal lokma hassasiyeti kazandırmak, onun gönlünü yönlendirmek çok zor bir şey. Zaten biz bunun sıkıntısını da çok eğitimli ya da hani yüksek kariyerli insanların da bazen büyük suçlar işlediği zaman şok geçiriyoruz, görüyoruz. Diyoruz ki demek ki her şey de bilimsel eğitime bağlı değil. Bir de gönül eğitimi var, ruh eğitimi var. Bu da sanatla, şiirle yapılacak. Hı hı. Arkadaşlar hazırsa bir bağlantıya alabiliriz. Değilse biz konuşmamıza devam edelim. Hazır olunca. Orada çıkıyor ekranda, ben de oraya bakıyorum direkt şey evet, sürpriz kim edelim, gelecek diye. Evet. Katılanları da bilmiyorum. Şeyden Hasan Uktan Bey'in şiirinden ilham oldu. Ben şimdi evet, bir de tarihe doğru, girdim. Doğru. Ama bunlar da bizim için önemli. Çok önemli. Çok önemli ve çok biz bunların şey, farkında tabii. olarak şiirin üstüne bu kadar üstüne düşüyoruz. Onu evet. demek istiyorum. Hani neden Selçuk'a, neden şiir bu kadar bazen espri olarak bize takılan da oluyor. Bir hafta şiir okumasanız olmaz mı diye. Ben de diyorum ki olmaz. Şimdi herkes bir şeyle dünyayı kurtaracağına inanıyor. Biz de şiir yazıp okuyarak kurtaracağımıza evet. inanıyorum. Espri olarak bunu söylüyorum ama asıl söylemek istediğim şey şu. Herkes yaptığı sanata, yaptığı işe gerçekten bununla dünyayı kurtaracakmış gibi samimiyetle çalışırsa her iş öyle kutsaldır ve gerçekten o zaman dünyayı kurtarabiliriz. Evet. Kitap hayırlı olsun diyelim. Teşekkür ilgili, ederim. Kitapla ilgili hakikaten geniş bilgi aldık. Sormak istediğiniz evet soru varsa da epey bilgi verildi. Verildi evet. Bir de şu bu şiir akşamları işte pazartesi günleri Hı-hı. devam eden 3 yıl boyunca Kılıç Aslan evet. salonunda devam etti. Ama bu yıl farklı bir mecrada devam evet. etti. Biraz ondan bilgi alalım. Ondan bahsedelim. şimdi şöyle normalde pandemi süreci olmasaydı evet. belki uzun bir 2020 şeyimizi anlatacaktık. Faaliyetlerimizi ama yine de dönüp baktığımız zaman bu son yıl içinde de çok şey yapmışız. Zaten biz bir 15 Mart'a kadar geçen yıl en son işte gezi olarak Derbent Aladağ gezisini yapmıştık. Evet. Orada önemli bir kar kayak merkezi yapılacak bir yerimiz var Konya olarak. Hı hı. Bizden sonra da zaten Sayın Bakanımız geldi oradaki projeleri inceledi. Zannediyorum bir hızlandırma olacak orada. Biz de orayı gezip fotoğraflamıştık. Daha sonra konferanslarımız, şiir gecelerimiz canlı olarak devam ediyordu. Fakat 15 Mart gibi henüz kısıtlamalar resmi olarak başlamadan ülkemizdeki bu korona yayılması başladığı anda biz dernek olarak hemen karar aldık. Çünkü üyelerimizin sağlığı önemli, yaş şeyleri üstünde insanlar var, yaş grupları farklı. Hemen online şiir gecesine geçtik ve arkadaşlarımıza dedik ki 1-2 ay sürecek zannediyoruz tabii o zaman araya dedik zaten Ramazan giriyor. İşte bayramdan sonra buluşuruz inşallah. Yine tekrar salonda devam ederiz. Sonra salonda devam ederiz dedik. Tabii bir de bizim Selçuk Yalıların alışkanlığı var, çok sık görüşen insanlar hemen ayrılık süreci uzun geliyor ve hani birbirimize dikkat edelim diye bu sefer biz sosyal medyadan şey başlattık. Evet, geldi bir bağlantımız daha bakalım var. Hazırmış. Kim çok hemen, merak hemen ettim. Bağlanalım. Evet. Bakalım kim geliyor. Salih Hanım. Salih Hanım evet, evet hoş geldiniz. Şairelerinden. Evet. Hoş geldiniz Salih Hanım. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Hayırlı akşamlar. Hayırlı yayınlar diliyorum. Sağ olun. Teşekkürler. Vallahi siz de iyisiniz. Sizi diyorsun. Görmekten Maşallah. Biz de memnun olduk. Şimdi sizden güzel bir şiir dinlemeyi ümit ediyoruz. Her şiiriniz güzelsin ama herhalde burada farklı bir şiir okuyacaksınız diye bekliyoruz. Buyurun. Eyvallah. Teşekkür ediyorum. Ben de Türkiye'm isimli eserimi sizlere takdim i̇şte edeyim. Farklı dedik ya. Evet. 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 Buyurun. Evet. Bir kolu uzanır Tuna Nehri'ne. Ne güzel vatandır hayran olduğum. Bir kolu uzanır Iğdır şehrine. Ne güzel vatandır hayran olduğum. Şehitlerin kanlarıyla sulanan, methiyesi ülke ülke dolanan, dört bir yanda mehteranı çalınan, ne güzel vatandır kurban olduğum. Çok güzel. Tahir Zühre kokar meramın bağı, başı dik
gururlu Takkeli Dağı, 45 kent emzirir Kızılırmağı, ne güzel vatandır hayran olduğum. Gökte dalgalanır mahı sitare, biz ölsek de inmez Alsancak yere. Sapancayı besler Kaymakçı Dere, ne güzel vatandır kurban olduğum. Ozanı saz çalar, çobanı kaval, ressamların aşkı bir karış çuval. Çiftçinin ırgatın sırtında çuval, ne güzel vatandır hayran olduğum. Kilim dokur, kirmen büker nineler, kucak açar, mihman eder haneler. Davulu, zurnası neler var neler, ne güzel vatandır kurban olduğum. Boy verir Tokat'a, Tokat Taşhanı, Konya'sı, İzmir'i, Artvin'i, Van'ı, 81 vilayet, tarih her yanı, ne güzel vatandır hayran olduğum. Zührem anlatmakla bitmez bu cennet, Türkoğlu kimseye eylemez minnet. Toprağı korumak hem farz hem sünnet, ne güzel vatandır kurban olduğum. Teşekkür ediyorum. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Coşturdunuz evet. bizi Salih Hanım. Yüreğinize sağlık. Çok özel bir şiir oldu. Evet. Teşekkür ediyorum. Hayırlı teşekkür yayınlar. Sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet Salih evet. Hanım da kendine has birbirinden evet, güzel şiirler birbirinden dinliyoruz. Güzel şiirler dinliyoruz. Şu an Salih Hanım'ı dinlerken de şey hissettim hocam sizin şimdi programı da bir parça Selçukiye gecelerine benzettik biz. Orada doğru, da çünkü orada, evet böyle öyle olur arka arkaya farklı ve hoş bazen şiirler. Bazen bize kendimizi tamamen katılıyoruz. Evet katılıyoruz. Çok güzel olunca. Bir şeydi. Evet. Ondan da ilham alıp bir daha konuşsak şey hamaset yapıyoruz olacak. Gerçekten çok güzel anlatmış Türkiye'mizi Salih Hanım evet, da sağ yüreğine olsun. Sağlık, sağ olsun. Yüreğine sağlık. Evet. Ne diyorduk? Şeyden değil, bu pandemi sürecinde online ortamda yapılan evet, şeylerden hemen 1 Nisan gibi program kayıtlarına bakınca biz şiirleri online ortamda okumaya başladık. Hani 15 Mart'ta zaten şey yapmıştık. Dernek kararı alıp bildirmiştik grubumuza fakat yani 20 Mart gibi de bana belediyemizden ve valilik dernek masasından bilgi geldi. Derneklerin faaliyetleri durduruldu diye biz 5 gün önce karar vermiş olduk. Ve direkt sayfamızda sosyal medyada Hüseyin Uçmal hocamın biraz önce konukta olan şeyle bir kampanya başlattık. Şöyle kampanyayı reklamdan sonra konuşsak olur mu? Reklam mı geldi? Reklam tamam o zaman. Zamanı evet. gelmiş. İşaret geldi. Reklamlardan sonra bu hoş, zevkli programımıza devam edeceğiz efendim. Buradayız ayrılmayın. Evet. Şema Şerifi ilgili bir hasbihal yapacağız. Evet son bölümde yeniden beraberiz efendim. Hasbihalimiz soruyor. Evet Fatma Hanım kaldığımız yerden devam edelim. Evet. Pandemi, pandemi sürecindeki faaliyetler konuşuyoruz. Buyurun. Teşekkür ederim. Şeydi. Geçmeden önce bir bağlantı alalım mı? Tabii ki hazır bağlantı var hazırsa, mı? Hazırsa son bağlantımızı da yapalım arkadaşlar. Evet hazırmış. Evet. Yakup Bey hoş geldiniz. Yayınımıza. Hoş bulduk hocam. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. İyisiniz inşallah. Teşekkür ederim. İyiyim. Siz de iyisiniz. Allah ilk sağlık versin. Hoş evet. geldiniz Yakup Bey. Merakla bekliyoruz şiirinizi. Son şiiri de sizden dinleyelim. Buyurun. Eyvallah hocam. Selçukiye'nin bir destesi gerçekten yani şu konteyde tekrar online bir şekilde programımızın aynısı oldu ama buyurun. Saniye. Dinliyoruz buyurun. Geliyor ses. Bir şey kaydı herhalde. Hocam şey ben şu son kitap çalışmamdaki bir şeyi bir seslendirmek istiyorum. Tabii buyurun. Müthiş bir diş sancısı gibiydi uyanmak. Çaresizdim, güçsüzdüm, perişandım. Sensizdim artık. Hayatın en ağır sillesi suratıma inmişti. Tarifi zor bir yangın, tarifi zor bir acı çökmüştü üstüme. Sanki dökümcülerin potasındaki su gibi akan demir dökülmüştü yüreğime. O son cümle ne ses bırakmıştı bende ne nefes. Kulaklarımdaki sesini siliyordu başımdaki uğultu. Hakkını helal et. Gözlerim karardı. Silindi dünyamda ne kadar renk varsa. Baktığım kadar karanlık bulutlar kapladı göğümü.
En şiddetli gök gürültüsünü andıran bir hıçkırıkla hala nefes aldığımı hissediyorum. Sağanak sağanak yağan gözyaşlarım içimdeki yangını serinletmek yerine daha da harlıyor. Bu nasıl bir afet? Bu nasıl bir felaket? Kurşundan ağır kelimeleri sürüp dilinin namlusuna nasıl da boşaltıvermişti öyle? Hakkını helal et. İnsan bazen tutunacak bir dal arar. O dalın bir saman çöpü olması bile umurunda değildir. İşte bana lazım olan o saman çöpünü bile çok görenlerimin reddedilme korkusunu üstüne kurduğum hayat bugün bize açılan ayrılık kapısıydı. Biz bu kapıdan geçtikten sonra mahrem bir perde çekildi aramıza. Artık ne hayallerimle ne düşlerimle o perdeyi geçemezdim. Ve ona bir daha ta ciğerden, yürekten Ayşem bile diyemezdim. Aşkı sevdayı bildiğini söyleyenler alışırsın boş ver diyorlar. Ya onlar aşkı tanımıyorlar ya da gerçekten sevmiyorlar. Tohum toprağa düştüğünde kökünü en derine salar. Öylesine sıkı tutunur ki toprağa. Sökmek istersen topraktan parça koparmadan yerinden ayrılmaz. Ya aşk yüreğe kök salmışsa nasıl sökülür? Paramparça etmez mi? Benden koparıp aldığına nasıl alışırım? Nasıl? Üç kelime ile bütün noksanlıklarımı nasıl yok sayarım? Ne demiştin? Sağ hakkını helal et. Şimdi adına oruç tutacaklarımın ismini söylerken nasıl titrediğini herkes görür de yüreğimdeki depremden kimsenin haberi olmaz. Bir anne çocuğuna senin adınla seslense içimde öyle kıyametler kopar, öyle dağlar devrilir ki o enkazı hangi cümle, hangi kelime anlatır bilmiyorum. İşte böyle yüreğimin sızısı, kara bahtımın alın yazısı. Ne sen beni sahiplenebildin, ne ben sana aidiyet hissedebildim. Ama artık sayende benim de bir lakabım oldu. Ayşe'nin Hasan'ı diyorlar bana. Senden izinsiz koydular biliyorum. Yine de bütün şiirlerimde seni senden izinsiz anlatıyorum ya. Şimdi ben o üç kelimeyle senden rica ediyorum. Hakkını helal et. Hakkını helal et. Evet. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Sağ olun, İyi var oldu. olun. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı İyi akşamlar. akşamlar. Hayırlı yayınlar hocam. Sağ olun. Evet. Evet, bir sevda şiiri dinlemiş olduk son Sevda olarak. şiiri güzel tarafı da şu, Yakup Bey aynı zamanda iyi bir romancı, Evet. yayınlanmış romanları var. Ve inşallah Hasan Ukten Bey'in bir şairin hayatını yazıyor. Bu şiir de o kitaba dair bir şiir zannediyorum. Ben tahmin ettim zaten. Evet, o yüzden... O Hasan Ayşe İkilisi olunca değil evet. mi? Tahmin ettim Artık onlar güzel oldu. Konya'nın Tahir'le Zühre'si vardı ama bir de Hasan'la Hasan'ın Ayşe'si Ayşe'si oldu, var evet. oldu. Romanı da çıkacak inşallah zaten Hasan Ukten Bey'in şiirleri onun Zaten üzerine o ama. son kitabını çıkarmakla ona ishal etmiş Evet. oldu. Bugün daha çok Ayşe'sin. Daha çok Ayşe'sin evet. Şeyleri bizim kalan şeye sohbetimize tekrar döneyim. Evet, buyurun. Sorunuz yarım kalmıştı cevabı. Pandemi sürecinde de hemen moralimizi bozmadan dedik biz psikolojilerimizi de diri tutalım diye. Hüseyin Muşmalı hocamın video çekerek başlattığı Evde Kal, Zinciri Kır, Salgına Engel Ol başlıklarıyla herkes birer video çekip atmaya başladık sosyal medyadan. Daha sonra siz maske, mesafe, Evet. temizlik diye bir şiir Evet. yazmıştınız. Bayram Kabadayı hemen onu Onu bestelemiş. anında hemen yakaladı. Evet çok güzel yakalamış Ama sözüyle. görüntülü verdiği mesajlar da çok Evet, güzeldi ya. esprili bir şey Çok çekti, güzeldi. video çekti. Önünde bir Evet, metre, ondan aynen sonra öyle. bir Göstererek maske, dezenfektan, bir mesafe, maske. temizlik diye. Evet, maske, mesafe, temizlik türkü yaptı. Sonra sokağa çıkma yasağı olduğu günlerde de fotoğrafçılarımıza ve seven arkadaşlara diyorduk. Herkes pencereden Konya sokaklarını çeksin. Her pencereden farklı gözüküyor. Acaba hiç kimse olmadığı zaman bu şehir nasıl olacaktı? Her anı biz olumlu olumsuz yaşadığımız şu süreçte şeyler oldu. Birlikte beraber ve bir şeyler üreterek geçirmeye çalıştık. Yarım kalan eserlerimizi yapmak için bu bir fırsat olsun dedik. Arkadaşlarımıza destek olduk. İşte roman yazanlar birbirine, şairler birbirine. O şekilde bir süreç devam etti pandemide de. Daha sonra baktık bir de yaş sınırının üstündeki büyüklerimiz çok sıkılıyor, bunalıyor, evden kaçacak hale geliyor. Onlar için hasret Evet. buluşmaları tertip ettik. Onar kişiyi geçmeyecek şekilde zincirleme buluşmalar düzenledik. Ve online Selçukya sohbetlerine tekrar başladık. Çünkü baktık bu süreç devam Evet. edecek.
O şekilde devam ediyoruz hocam. Şu anda hocam. Da devam ediyor. Şu anda devam ediyor. Evet, hep bu kitap için Karatay Belediyesi, evet, Başkanımız, kıymetli başkanımız. Unutulmasını hatırlatacaktım size. Unutur muyuz bütün şairlerimizin, evet, bu kitapta olan ve olmayan, evet, bütün Selçuk Yalı şairlerin rüyasını gerçekleştirdi kıymetli başkanımız çok Hasan Kılıca ederiz, Bey. Kendisine olsun, çok teşekkür ediyoruz. Buradan sağ da selamlarımızı gönderiyoruz. Selamlarımızı, saygılarımızı iletiyoruz. Tüm şairlerimiz, üyelerimiz adına gerçekten bizim için çok güzel bir işe imza attılar, kabul ettiler. Şimdi ben bir eksiklik yaptığımı fark ettim. Estağfurullah. Buyurun. Keşke bir bağlantıda Karatay Belediye Başkanımıza yapabilseydik. Değil mi? İnşallah bir başka programa nasip olursa Selçuk Yalı sohbetlerinde şu de kendisini ağırlayıp. Keşke, evet. Evet. Yalnız şöyle buraya gelmeden önce ben bir telefon görüşmesi yapmıştım oradaki arkadaşlarla. Hı-hı. Başkanımızın farklı bir programı vardı. Öyle fakat mi? Bugün, ha, evet, belki de kısmet olmazdı. Dolayısıyla kendisini buradan anmış olalım. Başkan, evet, yardımcımız Osman Ciğer Bey, iletelim. Kültür, hı-hı, müdürümüz hepsine, Mehmet Karaca Bey, hepsine. Kemalettin, hı-hı, Nokta Bey, Safvet Üçüncü Bey kapağı biz de istediğimiz, hı-hı, gibi tasarladı. Kendi kurumsal kimliklerine de uygun ama gerçekten özel bir çalışma oldu her şeyiyle. Çok içimize sindi. Çok özel bir güne denk geldi. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Son cümlelerinizi alalım. Vaktimiz de dolmak üzere. Evet. Son işte 3-4 dakika içindeyiz. Hı hı. Bizi izleyenlere, şiir sevenlere, Selçuk Yalılara, herkese sevgilerimi sunuyorum, saygılarımı sunuyorum. Bize vakit ayırdıkları için ve biz bu şehrin sokaklarında rüzgar yerine şiir estirelim istiyoruz. Bunu güzel hatırlatalım istiyoruz. Gittiğimiz yere rüzgar şiir yerine götürün. Rüzgar şiir veya rüzgar gibi şiir. Rüzgar gibi şiir. İkisi aşağı. Şairler artık ona her türlü ayak vermiş gibi oldum değerlendirirler. Yeni güzel şiirler çıkabilir bundan. Bu şehrin sokaklarında şiir estirmek i̇nşallah. İstiyoruz. Gecelerinde inşallah şiirle aydınlatmak istiyoruz. Bizi takip ederlerse memnun oluruz. Sosyal medyadaki hesaplarımızdan, çalışmalarımızdan şeyler süreç değiştiğinde program yaptığımız yerlere bekleriz. Size de KonTV ailesine de şükranlarımı sunuyorum bize yer verdiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Ben kapatmadan önce bir şairimizi de burada analım. Hem kitapta, evet, emeği geçen. O da karşımızda duruyor. Elif ama burada Mısralı. İzleyicilerimiz göremiyor onu. Evet, göremiyorlar. Elif Hanım'ı da buradan selamlayalım. Evet, teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyoruz. Tabii kitaptaki şairleri temsilen birkaç arkadaşla bağlantı kurulabildi. Evet. İmkanlar bu kadar. Tabii ancak zamanımız buna el verdi. Diğer arkadaşlarımız alınmasınlar, gücenmesinler. Onlarla, evet, da inşallah zaman zaman bu programa davet etmeyi sürdüreceğiz. Onlarla beraber olmaya devam edeceğiz. İnşallah hepsine hocam de buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Selamlar, sevgiler. Hı. Ben de çok teşekkür, hı, ediyorum hocam. Ben teşekkür ederim. Güzel bir program oldu. Keyifli, zevkli bir program oldu. Sağ olun, var olun. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ediyoruz. İnşallah yeni projelerimizde, şiirle ilgili yeni projelerimiz de var yolda. Onların müjdesini de vermek üzere herkese İnşallah. İyi akşamlar diliyorum. Şiirsiz samimiyet dediniz. Hakikaten şiir samimiyetin yanında hem güzelliktir, evet, hem duygudur, hem düşüncedir, hem hayattır şiğir. Evet. Hayatın bir parçasıdır. Değil mi? Hayatın kendisidir. Evet, kendisi hatta. Türküdür, gazeldir, marştır, destandır. Şiir her şeydir. Kesinlikle. Şiiri konuşmakla güzel ettik. Sağ olun, var olun. Teşekkürler. Efendim, bir hasbihal programı daha burada sona erdi. Gelecek haftalarda yeniden beraber olmak dileğiyle. Hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz. Kontrol ekranlarından hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. İşte insanların nasıl davranacağıyla ilgili kuralları da belirleyen, onları ortaya koyan ayetler bu. Peygamber Efendimizin Şema-i Şerifi ile ilgili bir hasbihal yapacağım.